Merhabalar değerli Konum Gayrimenkul takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerim, bugün sizlere Gönen'e 4 kilometre mesafede, köye 1 kilometre mesafede iki yola cephesi bulunan harika bir meyve bahçesi içerisinde yaşanılabilir çok güzel bir evi olan, arkamda görmüş olduğunuz ev ve bahçesini, hatta 9,5 dönüm meyve tarlasını tanıtacağız diyebiliriz. Değerli İzleyiciler, çok güzel bir girişi, sağlı sollu meyve bahçeleri, çilek bahçesi, içerisinde 15-20 sayılarından oluşan toplamda 500 adet farklı farklı 20'den fazla çeşit ağacı bulunan ve içerisinde 150 metrekareden büyük yaşanılabilir elektriği, suyu kendi imkanlarınla, solar enerji ve kuyu suyuyla karşılanabilen, aynı zamanda da tarım sulama suyunu kapalı su sisteminden alabilen, masrafsız, geliri yüksek, size tanıtacağımız tanıtıma değer bu yerin tanıtımı için sizlerle beraberim. Değerli izleyiciler, lütfen izlemeyi ihmal etmeyin. Çünkü çok ciddi bir kazanç kapısı, Gönen'e çok yakın, ana yol kenarında, her şeyi bir değer sevgili izleyiciler. İçerisindeki ağaçlar bir değer. Yolun kenarında olması bir değer, içerisinde yaşanılabilir ve belediyede kaydı bulunan bu ev gerçekten tanıtıma değer bir yer. Evet sevgili izleyiciler, kameramanımdan kameramı alıyorum ve tanıtıma başlıyorum. Değerli izleyicilerim, bakın, ilçe merkezi hemen 4 kilometre ileride, drone görüntüleriyle de göreceksiniz. Ana asfalt yolumuz burası, yola cephe olan yerimiz burası. Bakın, görüyorsunuz, girişim yolumuz burası. Sahibi süs bitkileriyle de girişi değerlendirmiş. İçeride garajımız bizi karşılıyor. Aynı zamanda da ön tarafta bir giriş ve geniş bir verandası var evimizin. Sol tarafta değerli izleyiciler, bu süs bitkilerin arkasında ahududu, üzüm çeşitleri, nar, muşmula ve birçok meyve ağacından oluşan, artı verime yatacak 30'dan fazla yetişen zeytin ağacı olduğunu söylüyor bu kısımda. Drone görüntüleriyle de size burayı gösteriyorum sevgili izleyiciler. Yer çok büyük, 9,5 dönüm. O yüzden çok hızlı ilerliyorum. Bakın, bu bölümde de 100'den fazla ağaç olduğunu söyledi sahibi. O yüzden arka tarafta, evin arka tarafında 500, bu tarafta da 100 ağaç olması hasebiyle toplamda 600 ağaç diyorum sevgili izleyiciler. Bunları saymaya kalkarsak, başta ceviz, erik, kestane, muşmula, bakın, angel jeans erikler sevgili izleyiciler. Az önce arka tarafta, evet, asfalt yol çalışmaları devam ediyor. O yüzden toz kalktı sevgili izleyiciler. Çok güzel bir asfalt yol yapılıyor. Fakat 1-2 aydır bu yol çalışması devam ediyor. Sevgili izleyiciler, bakın, görüyorsunuz, 10 tonluk, düzeltiyorum, 20 tonluk su depomuz mevcut. Plastik su depomuz. Bunun sebebini sordum. Madem su mevcut, bakın, erik ağacı. Su deposunun sebebi sevgili izleyiciler, suyun olmadığından depolama amaçlı değil. Bakın, burada tertibatını gösteriyorum size. Burada ihtiyacı olan kömür tozu dedikleri tozu koyup organik besleme yapmak amacıyla arka taraftaki ağaçlara, ön taraftaki bahçeye bu zirai depolama aletleriyle ne yapıyor sevgili izleyiciler? Organik sulama yapıyor. Sevgili izleyiciler, hemen girişte sağ tarafta ise organik çileklerimiz mevcut. Yaklaşık bir dönüm kadar çilek bahçesi var burada. Bakın, görüyorsunuz çileklerimizi. Burası organik çilek bahçesi. Tabii bunun fiyatı daha başka oluyor. Bakın, zeytin ağaçlarımız yine çevrede mevcut. Oradan başlıyor sevgili izleyiciler sınırımız. Ön cephemiz 50 metre. Yaklaşık bir 50 metre kadar geldikten sonra evimizin ön bahçesi bizi karşılıyor.
Hemen sağ tarafta araba garajımız burada. Ve yanında ardiye depomuz var sevgili izleyiciler. Garajımız burada. Ardiye depomuz da burada sevgili izleyiciler. Aynı zamanda sevgili izleyiciler sahibi zirai faaliyetlerle de uğraşmakta. Bakın burada aşılama metoduyla fidan üretimi yapıyor. Bir fidanın takribi olarak 200 liradan toptan verdiğini söylüyor. Evet, yan tarafta da yine böyle bir tavuk kümesi amacıyla yapılmış. Yine şöyle bir ardiye bölümümüz var. Evet, bu açıdan devam edecek olursak bakın sevgili izleyiciler. Girişimiz böyle. Garajımız, evimizin verandası, giriş kısmı, sol bahçe, çilek bahçesi ve buradan arka bahçeye geçiyoruz sevgili izleyiciler. 500 adet ağacımız var. Takribi olarak buranın toplamda 200 metreye yakın, 50 metreye yakın da genişliği var. 200 metrede boyu var. Yani 100 metre kadar diğer fens telli, yola cepheli. Bakın çuval gözüküyor telde. Orada da ayrı bir giriş kapımız var sevgili izleyiciler. Burada 10-15 adet olmak üzere bölüm bölüm sevgili izleyiciler incir, elma, armut, iki tarafta da şu sağ tarafta iki sıranın da 50-50-100 adet ceviz ve kestane olduğunu söylüyor sahibi. Bakın bu iki sıra sevgili izleyiciler. Fens tellerimiz burası. Ve bakın çepeçevre fens telimiz. Bu iki sıra sevgili izleyiciler ceviz ağacı. Kuruyanların yerine değişik cinslerle tamamlamaya çalışmış. Evet, bu kısımda elma ağaçlarını görüyorum sevgili izleyiciler. 10-15 adet arası belli aralıklarla belli cinsleri oluşturduğunu söylüyor. Bakın burada da incir ağaçlarımız var sevgili izleyiciler. Toplamda 500 adet. 50-50 yüzünü çıktığımız zaman 400 adet. 10-15 taneden düşündüğümüz zaman 20'den fazla cins ağaç çeşidini görüyorsunuz. Bakın kestanemiz var. Angel erikler. Eriğin her cinsi var sevgili izleyiciler. Papaz eriği, angel erik. Bakın burada eriği görüyorsunuz. Yine angel erik çeşidini size gösteriyorum sevgili izleyiciler. Bahçemiz o kadar büyük ki sevgili izleyiciler. Ve her köşede ayrı bir güzellik var. Yerde ise sahibi hem kavun hem karpuz yetiştiriciliği yapıyor. Toprağın her yerini kullanıyor. Hem üstünü kullanıyor hem yüzeyini kullanıyor sevgili izleyiciler. Yukarı doğru ağaç dikmiş. Toprağın üstüne de yayvan yatay karpuzu ekmiş. Ve her yerinden kazanıyor. Bakın görüyorsunuz boşluk yok sevgili izleyiciler. İşte bizim memleketimize böyle üretimi seven insanlar gerekiyor. Evet, değerli izleyiciler, bakın lateral sulama sistemini gösteriyorum. Bakın boruları görüyor musunuz? Kapalı sulama sisteminden dışarıdan alıyor. Oradan vana yardımıyla bu lateral borularla ne yapıyor? Buradaki fidanları sevgili izleyiciler suluyor ve belli aralıklarla sistemle bunların hem büyümesini hem verime yatmasını sağlıyor. Bakın az önce buradan koparttık. Gerçekten çok güzel. Evet sevgili izleyiciler. Gerçekten çok verimli bir bahçe. Devam ediyoruz diğer tarafa doğru. Kiraz ağaçları var. İncir ağaçları var. Vişne ağaçları var sevgili izleyiciler. Bunlar kayısı mı dedim. Sahibi bize hayır kayısı değil şekerpare diye anekdot düştü. Bir ağaçtan 20 kilo ortalama 20 ağaç olduğunu 10 ağaç olduğunu 200 kiloda toplam şekerpare aldığını söyledi sevgili izleyiciler. Bakın bu da yine nektari bunlar da olmak üzere.
Şeftalilerimiz yine bu bölgede sevgili izleyiciler. Bakın. Şeftalilerimiz, nektarlilerimiz, şekerparelerimiz hepsi bu bölümde. Evet. Sulama kanalından gelen borumuz buradan tel örgüden geliyor. Evet, vana sistemiyle suyu bahçeye ve depoya ne yapabiliyoruz? Verebiliyoruz. Bakın depomuz da sevgili izleyiciler ileride. Devam ediyorum depoya doğru. Evet, depoya gelirken sevgili izleyiciler bakın. Armut ağacımız. Bu armutların cinslerini bana söyledi ama ben cinslerini unuttum. Deveci armudu mu dedim. Hayır dedi. Daha kaliteli, daha başka armut olduğunu söyledi sahibi. Fakat o kadar değişik isimler var ki sevgili izleyiciler. Neyin ne olduğunu gerçekten ben de unuttum. Hepsi ana başlık altında armut ama alt başlıklar çok başka. Bakın burayı da bahçe yapmış. Burada da ne yapıyoruz sevgili izleyiciler? Kendine ait organik domateslerini ve bal arılarını yetiştiriyor. Evet. Değerli izleyicilerim, bakın 20 tonluk plastik depomuz burası. Bunun dışarıdan gelip bu şekilde buraya depolama yaptığını ve buradan da karşıda size az önce tanıttığım ziraatte gübreleme amaçlı kullanılan içerisine organik amaçlı kömür tozunun konduğunu söylediği aletlerimiz, isterseniz sıvı gübre, isterseniz katı gübre koyup eritebilirsiniz. İsterseniz organik odun kömürü koyabiliyorsunuz. Ve evimizin girişi de değerli izleyiciler böyle bir süs bitkisiyle kaplı gölge olsun amacından şu şekilde evimizin girişi bu şekilde sevgili izleyiciler ve içeride bizi bir 3 basamaklı çelik kapı karşılıyor. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler içeriye doğru. Bakın bizi 3 basamaklı evimiz karşılıyor. Çelik kapı yerler laminat parka içeriye girdik sevgili izleyiciler bakın. Sevgili izleyiciler burası 163 metrekare gibi bir büyüklükte bakın. Sol tarafta böyle her şeyle yeni bahçeye bakar. Büyük Amerikan penceresi ve geniş bir mutfağı bulunan sol taraftaki mutfağımız bu şekilde. Burada size göstereceğim. Evet. 5 kahvalık solar elektrik güneş enerji panelimizin bir tanesi burada. Akülerimiz de burada bulunmakta. Bu tarafta aynı zamanda kiler ve yedek aküleme sistemimiz bulunmakta. Değerli izleyiciler. Evet, devam ediyoruz. Soldan sağa doğru devam edelim. Bakın burası böyle bir klasik tuvaletimiz var. Hepsi birinci sınıf taşla özenerek yapılmış. Gayet güzel. Amerikan kapılı. Bütün kapılar Amerikan kapı. Değerli izleyicilerim. Bu şekilde duşa kabini olan bakın içeride ütü masası dahil. Adeta resmen burası 2+1 değil. Bu banyoyu da sayarsak 3+1 diyebileceğimiz 160 metrekare bakın birinci sınıf. Duşa kabiniyle beraber yapılmış. Aynı zamanda içerisinde ocağı da bulunan ve aynı zamanda tuvalet taşı bulunan büyük oda şeklinde banyomuz. Sol tarafta ise yine çok güzel bir yatak odası var. Dolabı var. Çatılar kaplanmış sevgili izleyiciler. Yerler laminat parke. Görüldüğü üzere akması kokması olmayan çok büyük bir ev. Tam karşıda çocuk odası ama burada da bir ardiye ve kiler bölümümüz var. Tam karşı girişin karşısında. Burada da ikinci 5 kahvalık yedek akülerimizle neyimiz bulunuyor? Solar enerji panelimizin 5 kahvası da
bu bölümde bulunmakta değerli izleyiciler. 10 kW'lık solar enerji, güneş enerji sistemine sahibiz. Bakın, burası da çocuk odası, yine çok geniş bir çocuk odası değerli izleyiciler. 3 yatak birbirinden bağımsız 3 yatağımızı alabiliyor. Normal klasik evlerde ne yapıyor? Çocuk odası deniliyor. Üste ranza şeklinde ikili yatak atılıyor veya tek yatak oluyor. Ama burada bakın 3 yatak yan yana, çok geniş, çok büyük. 11-12 metreden fazla büyüklükte bir çocuk odası. Evet, devam ediyoruz. Girişte sağımızda, şimdi benim solumda bulunan bir dolabımız var. Girişte sağ tarafta son odamızda böyle bir oturma salonumuz. Evet. Hemen girişte bahçeyi gören veranda gibi büyük bir balkon. Bunu camla da kapatabilirsiniz. Veranda şeklinde uzatabilirsiniz. Işık alsın diye pencereyi bu şekilde camla örmüşler. Yine Amerikan PVC sistemiyle aşağıya kadar ne var? Değerli izleyiciler, evimizin camları Amerikan PVC doğrama. Evet, bu açıdan size gösterdiğim zaman salonumuz, oturma odamız da çok geniş. Adeta hem mutfakta hazırlanıp burada da yemeğinizi yiyebileceğiniz çok bir büyük bir evimiz. Toplamda 163 metrekare değerli izleyicilerim. Evet değerli izleyiciler, kapanış konuşmasını yaparken tanıt bitiremediğimiz 9,5 dönüm içerisinde 163 metrekare evi bulunan, hem yaşamaya hem üretmeye değer niteliklere sahip bu evimiz yeni alıcısını, yeni yatırımcısını beklemekte. Köyümüz 1 kilometre ileride, ilçemiz 4 kilometre mesafede bulunmakta değerli izleyiciler. Telefon numaram 505-350-5593. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.